Karpuz bu sene aslında normal gününden 15-20 gün gecikti hasatı. Bu da aslında karpuzun olgunlaşmasına da neden oldu. Şu an piyasada mesela bizim her yıl ham karpuz timlerimiz vardır. Karpuzların erken kırımını engellemek, piyasada ham karpuz algısını yok etmek için kuruluyor. Biz yine ekiplerimizi kurduk ama bu sene ekiplerimize çok iş düşmüyor. Zaten karpuz olgunlaşmış durumda. Hızlı bir şekilde de hasatımızı yapıp Türkiye'nin ihtiyacı olan karpuzu Çukurova'dan, Adana'dan tüm Türkiye'ye gönderip herkesin bu lezzetle buluşmasını istiyoruz. Ve bunun için de gayretlerimiz sürüyor. Şu an bu karpuz hasatı bizde Eylül ayına kadar devam eder. Şimdi bu erkenci sera çift naylonlu karpuzlar kırılıyor. Kumda yetişiyor bunlar. Bundan sonra bir kademe sonra tek naylon başlar. Ondan sonra da açıktaki karpuzlar derken Eylül ayına kadar karpuz hasatı Adana'da devam eder. Ve Türkiye'deki meyve ihtiyacının da önemli bir bölümünü Adana karpuz üreterek karşılamış oluyor. Ve böylece de hep Adana ekonomisi hem de bizler işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ekonomiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üretim inşallah artarak devam edecek ama son iki yıldır geçmiş senelerde sıkıntılar yaşandığı için don ve doludan dolayı bu sene ekim alanımız biraz daha düşük. Önceden 110 bin dekar, 120 bin dekar ekiliş varken bu sene 80 bin dekar civarında. Ama rekoltemiz iyi. Dönüme 6 ton, 5 ton, bundan sonraki ilerleyen dönemlerde de 10 tona kadar karpuz üretimi yapılır. Bu sene biz rekolte olarak yaklaşık 550 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşırız. Ham karpuz aslında bizden çok üreticiye ve tüccara zarar. Çünkü ham karpuz piyasaya girdiği an alım hemen duruyor. Vatandaş buna tepkisini veriyor ve piyasada karpuz gitmiyor. Gitmeyince de piyasalar anında düşüyor. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Her tarlada mutlaka bir ekibimiz kırım izni vermeden orada karpuz hasatı yapılmıyor. Bir tane yapalım şöyle de. Valat.